Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ASP.NET Core MVC mimarisindeki yardımcı metotlarımız olan helpers yapılarını inceliyor olacağız. Helpers yapılanması ASP.NET Core MVC'de URL helper, HTML helper ve tag helper olmak üzere 3 farklı çatı altında birleşmektedir. Neye yaramakta bunlar? Öncelikle bundan bahsedelim. Helpers yapılanmaları adı üzerinde yardımcı metotlar. Yani buradan isimlerinden de çıkarabilirsiniz. URL helper örneğin URL ile ilgili işlemler yaparken manuel bir şekilde yapmaktansa hızlı bir şekilde bu işlemleri rotalara uygun URL oluşturmak olsun. Bunun gibi şeylerde sana yardımcı olmakta. HTML helper ise HTML ile ilgili çalışmalarda sana yardımcı metotlar tanımlamakta. Tag helper ise arkadaşlar, tag helper'ın ne olduğunu ayrı bir başlık altında değerlendireceğiz gerçi ama bu da HTML ile ilgili, HTML etiketleri ile ilgili sizlere ekstradan yardımcı olabilmektedir. Bu dersimizde URL helper ve tag HTML helper üzerine konuşuyor olacağız. Tag helper'ı başka bir dersimizde değerlendireceğiz. Bunun da sebebi URL helper ile HTML helper ASP.NET standart framework'te gelen yani önceden de var olan yapılarken Tag Helper ASP.NET Core mimarisinde gelen bir teknolojidir. Dolayısıyla öncelikle biz var olanları bileceğiz. Daha sonra da yeni geleni ekstradan kendi başına kendi bünyesinde öğreneceğiz ve ikisinin arasındaki farkı ortaya koyacağız. Dolayısıyla Tag Helper yeni geldiyse elbette ki belirli bir özellik, belirli bir yenilik, bir faydalı bir şeyle gelmiştir. Onun ne olduğunu inceliyor olacağız. Şimdi vakit kaybetmeden başlarsak öncelikle URL Helper'dan mevzuya giriş yapalım. URL Helper adı üzerinde ASP.NET Core MVC uygulamalarında URL oluşturmak için yardımcı metotlar içeren ve o anki URL'e dair bizlere bilgi veren bir sınıf. URL oluşturmanı sağlıyor. URL ile ilgili sana yardımcı fonksiyonlar sağlıyor. Peki nedir bu fonksiyonlar? Birazdan göreceğiz. Action fonksiyonu, Action Link fonksiyonu, Content fonksiyonu, Root URL fonksiyonları. Bir de property olarak Action Context properties sağlıyor. Bununla da biz elimizde o anki bulunan URL üzerinde belirli işlemler gerçekleştirebiliyoruz. Bunları inceliyor olacağız. Şimdi gelin sırayla fonksiyonlarımızı hızlı bir şekilde ilerleyelim. Hani çok da böyle üzerine durmaya değer fonksiyonlar değil. İlk olarak URL helpers'ta action metodunu ele alalım. Verilen controller ve action'a ait URL oluşturmayı sağlayan bir metot. Yani bir link oluşturacaksınız. Bu linki sen manuel de oluşturabilirsin. URL helper'ı kullanarak da oluşturabilirsin. Dolayısıyla hedef controller ve action'ın neyse onu verdiğin zaman sana uygun bir şekilde linki oluşturacaktır. Burada yapılması gereken kritik iki tanedir. Birincisi ASP.NET Core MVC mimarisinde controller sınıflarında yahut view yapılanmalarında, view dosyalarında URL helper'a erişmek istiyorsanız URL property'sini kullanmanız yeterli. Base class'tan geldiği için ekstradan bir tanımlama yapmanıza gerek kalmıyor. Bunun dışında arkadaşlar diğer dikkat etmemiz gereken nokta şu. İlk önce metodu bir anlatalım. Metodun çıktısını görelim. Ondan sonra kritiğimize değineceğiz. Metodumuz görüldüğü üzere nokta action dediğimizde hedef controller'ın altındaki hedef action'a uygun bir link oluşturmak istiyorsanız bu şekilde bir tanımlama yapabilirsiniz. Eğer varsa parametre tanımlamaları bunu da anonymous bir şekilde buradan verebiliyorsunuz. Yani üçüncü overload'u kullanabiliyorsunuz. Daha doğrusu parametreyi kullanabiliyorsunuz. Ve çıktı olarak size bir URL oluşturmakta. Action oluşturulacak URL'in ana dizinini oluşturmaz. Yani oradaki host bilgisi, port bilgisi ve protokol bilgisini barındırmaksızın direkt size URL'in devamını verecektir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki vermiş olduğu URL'de dikkat etmemiz gereken bir husus var. Şimdi biz biliyoruz ki ASP.NET Core MVC mimarisinde bizim rotalarımız var. Hatta şöyle göstereyim. Şimdi ASP.NET Core MVC mimarisi burada rotalarımız neredeydi? Use Endpoint Middleware'inin içerisinde eşleştirdiğimiz rotalarımız mevcut. Şimdi şurada ben bir rota ayarladım. Biz bunun ne olduğunu daha bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey vardı arkadaşlar. O da şuydu. Endpoint nokta map default controller rotu kullanıyorduk hatırlarsanız. Eğer ki default kullanıyorsanız bu şekilde bir rota belirleyebiliyorsunuz. Default'un dışında sen bunu kendin custom bir şekilde de ayarlayabiliyorsun. Bu şekilde de yazabiliyorsun. Şimdi ister bunu kullan, ister şunu kullan fark etmiyor. Senin o anda sistemde kullandığın URL yapılanması neyse action fonksiyonu o rotaya uygun bir URL oluşturacaktır. Yani sen default mu kullanıyorsun?
Default'ta controller önce geliyor, action sonra geliyorsa oluşturacağı yapılanma buna uygun olacak. Controller ardından action'lı bir URL oluşturacak. Yani buradaki hizalama doğru olacak. Buna uygun olacak. Bunun dışında sen özel bir tasarım oluşturdun. Rotanı daha farklı bir şekilde özelleştirdiysen o özelleştirdiğin yapıya göre link oluşturacaktır. Buna dikkat edin arkadaşlar. Nihayetinde action fonksiyonu ve bundan sonra göstereceğim fonksiyonların oluşturacağı yapılanmalar, URL'ler sistemdeki kullanılan rotanın şemasından yola çıkarak oluşturuluyor. Yoksa neye göre oluşturacağını bilemez. Yani vermiş olduğun parametrenin neye göre buradaki URL'e linki yerleştirileceğini bilemeyeceğinden dolayı mantıken zaten gidip sistemdeki var olan rota şemalarından buradaki düzeni almaktadır. Buna dikkat ediyoruz. Devamında ise Action Link'e geldik. Bu arada Action Link'e gelmeden şunu bir daha söyleyeyim. Bakın şu arkadaşlar Map Controller Route senin tanımlayabildiğin, özel customize edebildiğin bir rota şablonuyken Default Controller Route ise sistemin default olarak kabul edebileceği önceden ön tanımlanmış bir şablon sana sağlıyor. İster bunu kullan, ister burada gel, default olarak tanımla şu fonksiyonla fark etmiyor. Bunların detaylarını zaten root yapılanmasını A'dan Z'ye incelerken sizlere anlatıyor olacağım. Geldik Action Link metoduna. Arkadaşlar bu da Action metodu gibi verilen controller ve Action'a ait URL oluşturmayı sağlayan bir metot. Yani arada çok fazla bir değişiklik yok. Gene URL üzerinden, URL helper üzerinden Action Link dediğinizde gene overload bile aynı. Parametreyi bile verirken bu şekilde veriyorsunuz. Sadece oluşturulan URL temel host bilgisini, protokol ve port bilgisini barındırıyor. Yani sitenin kendi adını da taşıyacaktır. Tamam. Burası ise, devamı ise gene rotadaki şablona uygun bir şekilde tasarlanacaktır. Bunu da unutmuyorsunuz. İster Action'ı kullan, ister Action Link'i kullan. Zaten sana bak dikkat edersen URL yapılanmasının getirisine rotaya uygun ha deyince sana link oluşturuyor. Normalde bu olmasa işin zor değil. Yani sen kendi URL'lerini oluşturabilirsin. Manuel bir şekilde de oluşturabilirsin ama kurumsal bir çalışmada MVC kullanıyorsanız eğer rotalar orada birden fazla olabiliyor. Bunu ileride göreceğiz. Birden fazla olan rotada hangi controller'ın hangi action'ının rotası ne şekildedir diye durmadan check etmeniz gerekecek manuel yaparsanız. Bunu yapmaya gerek kalmıyor. İlgili controller'ı, ilgili action'a bir link oluşturduğunuzda buna en uygun olan rota, tanımlı olan rota hangisi ise ona uygun direkt size URL'i verecektir. Efektif kullanılan bir yapılanma. Onun için bize yardımcı olmuş oluyor. Kontakt metodu böyle çok da kullandığımız bir metot değil. Hani hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. CSS ve script dosyalarını programatik olarak tarif etmek, bunların dizinlerini yakalamak istiyorsak arkadaşlar, content'i bu şekilde kullanabiliriz. Çıktı olarak direkt dosyaya verecek. Şimdi bu niye bu kadar önemli değil? Use static files dediğimiz bir middleware var. Bununla gelen statik dosya yapılanması bu metodun işlevselliğini daha efektif üstlenmektedir. İlgili middleware'i incelediğimizde ki ileride bunu da inceleyeceğiz yakın zamanda. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani bu alttaki yazan maddeyi anlayabilmeniz için arkadaşlar şöyle oturup uzun uzun konuşmamız gerekecek. Bir onunla ilgili ekstradan dersimiz olacak. Ayrı bir başlık altında değerlendireceğiz. Root URL metodu ise bu da önemli bir metot. Mimaride tanımlı olan root isimlerine uygun bir şekilde URL oluşturan bir metottur. Şimdi bak ne demek istiyorum? Ben dedim ya sen custom bir şekilde URL rotaları oluşturabiliyorsun. Bak dikkat edersen bunlara isim veriyoruz. Ve birden fazla rota oluşturabiliyoruz. Bunu incelediğimizde göreceksiniz. Sen direkt rotanın ismine uygun bir URL oluşturmasını istiyorsanız direkt root URL'i kullanabilirsin. Bak burada ne yazıyor? Default yazıyor. Haliyle bu da default. Bunun da bu arada name'i default'tur arkadaşlar. Default dediğiniz zaman sistemdeki var olan default hangisi ise ya da default ismine karşılık gelen rota şablonu hangisi ise ona uygun bir URL oluşturacaktır. İsterseniz siz şöyle yapabilirsiniz. Gel buraya, şunu kapat, bunu aç, tamam? Şurayı da bu arada yanlış hata vermesin, evet. Şunu aç ve burada default arkadaşlar farklı bir formatta değer girin. Root URL'le link oluşturun. Çıktığı görün. Oradaki o formata uygun bir şekilde çıktı verecektir. Hızlı geçmek zorundayım çünkü bunlar oturup da uzun uzun göstermeye dayalacak böyle çok gerekli olan yapılanmalar değil. Biz daha neler göreceğiz? Bunlar bilmemiz, bildikten sonra kullanmamız gereken yapılanmalar. Oturup da bunların üzerine pratik yapmaya gerek yok. Süreçte zaten kullanacağız. Peki hocam,
Action context nedir? Arkadaşlar bu property o anda bulunduğumuz URL'e dair tüm bilgilere erişebilmemizi sağlayan bir property'dir. Yani gelen request'e dair size bilgi veren bir property. Örneğin görürseniz görüldüğü üzere URL.actionContext dediğimizde gelen request ile ilgili bilgileri elde edebileceğimiz bir kaynağı size getiriyor. Action kaynağını getiriyor. Bakın HTTP context'e girebiliyoruz. Modulun state'ine girebiliyoruz. Bu modul state ne olduğunu ASP.NET Core MVC'deki modul state'in ne olduğunu ekstradan ele alıyor olacağız. Root datalara giriyoruz. Rota yapılanmasında rotada taşıdığımız değerler, datalar, bunları elde edebiliyoruz. Vesaire vesaire. Örneğin şöyle incelersek görüldüğü üzere HTTP context üzerinden request'e ve response'a erişebiliyoruz. Ve hatta arkadaşlar isterseniz request'in detayına girip ilgili bilgileri de okuyabiliyorsunuz. Yani lazım olursa kullanabileceğiniz güzel bir property. Size o anki URL ile ilgili, request ile ilgili bilgiler veren bir property. Hızlı geçiyorum. Sırada HTML Helper var. Arkadaşlar HTML Helper yapılanması bizim için eskiden çok önemliydi belki. Ama günümüzde çok fazla kullanmamaktayız. Neden? Çünkü tek helper'lar var. HTML helper'lar hem çok maliyetli hem de performanslı yapılanmalar. Tek helper'lar hem daha az maliyetli hem de daha performanslı yapılanmalar. Bunu arada ikisini de mukayese ederken incelemiş olacağız zaten. Göreceksiniz. Gene de ben HTML helper'ı sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü hala piyasada bazı projelerde ciddi manada kullanılmakta. Ondan dolayı ne olduğunu bilelim. Hani eski makaleler de olsa var olan bazı makaleler mimariyi anlattığından dolayı mantık değişmiyor. Siz onu okurken oradaki HTML helper yapılanmalarını gördüğünüzde bu nedir diye demeyin diye. Dolayısıyla bilmekte fayda var. HTML etiketlerini server tabanlı oluşturmamızı sağlayan, bakın oraya sözde dedim, yardımcı metotları barındırmakta. Şimdi server tabanlı HTML etiketlerini oluşturmamızı sağlıyor ama durduk yere HTML ile ilgili işlemlerde server'a yük bindiriyor. Hani sözde yardımcı olmuş oluyor ama bir yandan da bize daha fazla pahalıya mal olmuş oluyor. Onun için arkadaşlar çok da tavsiye etmiyoruz. Hedeflenen CSS HTML dosyalarını render etmemizi sağlamakta. Evet, HTML Helper'la biz render işlemleri yapabiliyoruz ekstradan. Bunların da nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. O anki kontekste dair bilgiler edinmemizi de sağlayan bir yapılanmadır. Kontekst bilgilerini de verebiliyor. Bunu da genellikle kullanıyoruz. Veri taşıma kontrollerine erişmemizi sağlamakta. Hani hatırlıyor musunuz? Viewback, ViewData, TempData bunlarla ilgili erişimleri de View üzerinde nasıl yapabildiğimizi ekstradan göreceksiniz. Zaten aslında HTML Helper üzerinden geliyor o nesneler. Onlara da ekstradan erişebiliyoruz. Onu da incelemiş olacağız. Metotları var. HTML Partial, HTML Render Partial, Action Link ve HTML For metotları, input nesneleri vesaire bunlara barındırıyor. HTML helpers ekstradan barındırdığı property'ler de mevcut. View context property'si, temp data, view data ve view back. Bu property'ler şuradaki maddeye karşılık veri taşıma kontrollerine erişebilmeniz için view üzerinde ekstradan bir şey tanımlamanıza gerek yok ama HTML helper üzerinden de erişim sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu property'leri de bizlere getirmektedir. View context'in de ne olduğunu birazdan inceleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi HTML Helper'da bizim için önemli olabilecek ilk metodumuzdan başlayalım. HTML Partial metodu. Hedef view'i render etmemizi sağlayan bir fonksiyon. Elinde bir view mu var? Bunu render edip şöyle düşün. Controller'dan gelen istek neticesinde render etmeyeceksin. Bir view'desin, view esnasında belirli bir noktada HTML partial'la hedef view'i çağırıp onu render edip çıktısını oraya verdirebilirsin. Yani illa bir controller'dan istek gitmesine gerek yok ilgili view'e. Dolayısıyla görüldüğü üzere view üzerinde biz partial fonksiyonu kullanarak farklı bir view'i render edebiliyoruz. Bu amaçla kullanmaktayız. Çıktı olarak da ilgili view'in çıktısını oraya basacaktır. Şimdi burada önemli olan render edilen view'e ilgili action'dan modul ya da data gönderilebilmektedir. Yani sen bir istek geldi. Gelen istek neticesinde örnek verelim A kontrolünün içerisindeki B action'ındasın değil mi? B action'ından gittin nereye? B view'ine. B view'ine. Şimdi B view'inde örneğin C view'ini çağırdın diyelim. C view'ine sen data göndereceksen
A'dan gönderebiliyorsun. Yani tabii ki de B üzerinden A'dan göndermen gerekecektir. Burada bunu kastediyorum. Tamam. Çünkü senin C'yi tetiklediğin nokta B VV. Orada da partial üzerinden tetiklediğin için eğer ki bir modula, bir dataya ihtiyacı varsa bunu A üzerinden taşıman gerekecektir. Bununla ilgili zaten yapacağımız çalışmalarda detayları daha net görmüş olacağız. Ama ben gene şöyle ufak bir örnek yapmak istiyorum. Hemen şöyle gelelim. Burayı kapattım arkadaşlar. Şöyle Products'ta bir view oluşturacağım. Oluşturacağım view'i partials isimli klasör altında oluşturacağız. Bir isim verelim. Ne diyelim? List partial diyeyim arkadaşlar bu view'e. Sadece örnek mahiyetinde bir isim. Ürün listesi diyorum. Evet, şimdi elimde bir partial'ım var. Bir CSS HTML'im var daha doğrusu. Şimdi biz buna niye partial ismini verdik? Çünkü biz bunu partial olarak kullanacağız. Normalde yani bildiğiniz bir CSS HTML, bir view dosyası. Get product'ta controller üzerinden bir render talebi geldiği zaman ben burayı render ederken bir yandan da list partial isimli CSS HTML'i render etmek istiyorsam burada gelip HTML diyerek ki arkadaşlar HTML property üzerinden erişebiliyoruz. Nokta dedikten sonra partial diyerek bunu dizinle belirtip render edebiliyoruz. Dizinde şu şekilde belirtmemiz yeterli olacaktır. Product diyelim. Partials list partial CSS HTML. Evet, bu şekilde bir bildirim yaptığımız zaman arkadaşlar uygulamayı çalıştırdığımızda çıktığı göreceğiz. Tabii bir yandan partial metodu asenkron da çalışabilmekte. Birazdan size onu da göstermeye çalışacağım. Uygulamamız bir derlensin, ayağa kalksın. Hemen gösterim yapalım. Arkadaşlar bu arada videoyu kesemiyorum burada. Çünkü ilgili ekran kayıt programı diğer ekranda kaldığından dolayı bir gösterim yapamayacağım. Oraya geri dönmem gerekecek. Onun için şu anda kesmiyorum. Velhasıl görüldüğü üzere ürün listesi çıktısı buraya geldi. Yani ilgili view render edildi. Hatta şöyle kaynağına bakarsak görüldüğü üzere ilgili view'in çıktısını bizim buraya yerleştirdi. Şimdi benim burada anlatmak istediğim asıl mesele şu. Product'ta yani ben burada mesela list partial'da belirli bir modul kullanmam gerekiyor. Bu modul da olabilir. Ya da veri taşıma kontrolleri üzerinden taşınan herhangi bir veri de olabilir. Bu veriyi benim nereden alacağım? Şimdi burada tetikleniyorsa bu veriyi burada elde edebilmem için o zaman bu veriyi hangi controller üzerinde tetikleme gerçekleşiyorsa oradan elde etmem gerekiyor. Dolayısıyla gelin şöyle bir çalışma yapalım. Örneğin ben viewback işte mesaj diyelim. Bu mesajı buraya yazdırdım. Bu mesajın nereden doldurulması gerekiyor? Get product'tan. Get product CSS HTML'i tetikleyecek. Haliyle buraya viewback gelecek. Gelen veri taşıma kontrollerinin bütün verileri ve aynı şekilde bütün modul bazlı gönderilen dataların hepsi kullanılan partial'lara taşınacaktır. Bunu unutmayın. Otomatik taşınacak. Dolayısıyla arkadaşlar viewback diyoruz. Mesaj diyorum. Merhaba diyelim. Şimdi buradaki yapmış olduğum işlem neticesinde uygulamayı çalıştırdığımda görüldüğü üzere merhaba değeri geldi. Ne yaptı? İlgili controller öncelikle gitti get products CSS HTML'i datayı taşıdı. Get products CSS HTML'de de list partial tetiklendiğinden dolayı buradaki datalarda list partial'a taşınmış oldu. Yani senin burada oluşturduğun veri dolaylı yoldan list partial'a gönderilmiş oldu. Her daim bu şekilde çalışacak sistem. Ben burada viewback üzerinden örneklendirme yaptım. Ama tabii ki de modul bazlı gönderdiyseniz ilgili partial'a buradan modul bazlı veriyi taşıyabilirsiniz. Haliyle hangi modulu gönderdiyseniz buranın modulunu da o şekilde bildirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi burada bizim için önemli nokta bir kritik var. O kritik de şudur arkadaşlar. Ya hocam ben buradan diyelim ki bir tane product ya da şöyle diyeyim user nesnesi oluşturalım. Oluşturduğum bu user nesnesinde belirli değerlerim var. Neyse artık. Hocam benim buradaki oluşturduğum user nesnesinde ne oluyor? Şurayı düzelteyim.
Bu user nesnesini arkadaşlar modül bazlı gönderdim. Ne oldu? Get product user geldi buraya CSS HTML'e. Şimdi bazen şu şekilde bir ihtiyacımız olabiliyor. Buraya user geldiği halde benim şuna product göndermem gerekebiliyor. Yani modül bazlı buna product göndereceğim. Peki nasıl yapacağız bunu? Şimdi normalde buradaki VV modül bazlı user geldiyse varsayılan haliyle çağırmış olduğu parçala da modül bazlı user gider. Yani şu anda varsayılan buraya en fazla gelecek olan modül bazlı user. Eğer ki sen buraya bir farklı bir tür göndereceksen, yani bunu çağıran view'in modulunun dışında farklı bir modul göndereceksen, bakın burada ikinci parametreyi kullanıyorsunuz. Modul parametresi. Modul diyor ki kardeşim sen buradaki partial'ı çağıracaksın ama hangi modulu göndereceksen onu buradan bildireceksin. Örneğin product mı göndereceksin? Elde varsa product nesnesini buraya verebilirsin. Ya da burada da oluşturabilirsin. New örnek uygulama models product diyebilirsin. Şu anda artık list partial render edilirken modul olarak sen buraya en fazla product yazacaksın. Tamam. Örnek uygulama.models product diyebilirsin. Aksi takdirde artık buraya user gelmeyecektir. User'ı kullanamazsın. Yani eğer ki, şimdi tekrar bir özetleyeyim. Product'tan user gönderildi modul bazlı. Gönderilen user'ı burada kullanabilirsin. Aynı şekilde herhangi bir bildiride bulunmadığın sürece partial'a da user'ı kullanabilirsin. Başka bir şansın yok. Ama view'de user'ken partial view'de ekstradan farklı bir modul gönderiyorsan artık partial view sadece o modulu karşılayabilir. Anlaşıldı mı? Bakın bu bir kritiktir. Bununla ilgili gerektiği zaman çalışmalar yapacağız. Bu kritiğimizi orada tekrardan kullanmış olacağız. Aklınıza bulunsun. Evet, HTML helper'da HTML partial fonksiyonu bu şekilde çalışmaktadır. Şimdi gelelim bir sonraki fonksiyonumuza. HTML render partial. Bu da aynı işlemi yapıyor. Hedef view'i render etmemizi sağlayan bir fonksiyon. Gene aynı. Sen yapacağın çalışmada hedef view'ın neyse ilgili view'i bildiriyorsun, render ediyor ve çıktığı ilgili alana tekrardan yerleştiriyor. Partial'dan teknik bir farkı var. Dikkat ederseniz arkadaşlar şöyle tekrardan gelelim. Bakın partial direkt Razor'da scope'a gerek kalmadan tek satırda çağrılabilirken HTML render partial scope içerisine çağrılmak zorunda. Bunun da sebebi partial geriye string döndürürken HTML render partial void döndürüyor. Yani herhangi bir şey döndürmüyor. Onun için bunu tetikleyebilmeniz için arkadaşlar scope içerisinde C# kurallarıyla tetiklemeniz gerekiyor. Peki işlevsel olarak fark ediyor mu? İşlevsel olarak bir şey fark etmiyor. Yani sonuç olarak aynı sonucu alıyorsunuz. Ama teknik olarak şöyle bir fark var. HTML render partial sayfanın text writer'ını kullandığı için, yani HTTP response'unu stream'e yazdığı için arkadaşlar HTML partial'a nazaran daha hızlıdır. Daha hızlı olduğundan dolayı render işlemi de daha hızlı yürütüyor. Dolayısıyla HTML render partial, HTML partial'a nazaran daha performanslıdır. Böyle çalışmalarda biz render partial'ı daha çok tercih ederiz. Anlaşıldı mı? Ekstradan bir bilgi olsun. HTML action link URL oluşturur. URL action link'tekiyle birebir aynı amacı hizmet eder. Sadece buradaki fark arkadaşlar, oluşturulan linkin E tagında oluşturur. Çünkü bu HTML helper olduğu için sana HTML çıktısını verecek. HTML'deki linkin çıktısı nedir? E'dir. A tagı. Dolayısıyla oluşturduğu bu link görüldüğü üzere bu şekilde olacaktır. Çıktısı da şöyle olacaktır. Yani sana hem çıktıyı veriyor hem de onun linkini oluşturmuş oluyor HTML karşılığında. Bu arada ben burada şöyle bir deneme yapmıştım. Home'un indeksini arkadaşlar özel bir root tanımladım. Nasıl tanımlandığını şimdi bilmiyorsunuz. Bu örneği yaparken bilerek yaptım bunu. Ve onu ana sayfaya yönlendirdim. Yani ana sayfa şeklinde kabukladım. Dolayısıyla bakın action link'te home'un indeksine bir link oluştururken rota'da buna karşılık gelen ilgili URL'i bulmuş ve onu benimsemiş. O şekilde oluşturmuştur. Bunu bütün link oluşturma metotları bu şekilde çalıştığından dolayı bize gerçekten yardımcı olmuş oluyorlar. HTML helper'da arkadaşlar HTML form metotları mevcut. Kullanıcı ile etkileşime girmemizi sağlayan form ve input nesneleri oluşturmamızı sağlayan metotlardır. Bizim için eskiden çok kullanıyorduk belki ama günümüzde artık çok fazla kullanmayacağız. Tabii ki de isteyenler kullanabilir ama şimdi görüldüğü üzere birçok HTML nokta dediğinizde input nesnelerini vesaire kullanabiliyorsunuz. İşte checkbox'tır, password'tür,
text area vesaire. Mesela burada arkadaşlar bu fonksiyonların karşılığında oluşan yapılanmalar da bunlardır. Görüldüğü üzere mesela bir şifre input oluşturmak istiyorsanız eğer görüldüğü üzere bu şekilde oluşturuyor. Şimdi sen bir web programcısı olarak şöyle düşün. Ben bunu sana gösterdim. Belki pratikte de göstereceğim. Ama bu o kadar önemli bir şey mi? Değil. Neden değil? Hatta maliyetli bir şey. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi bir web programcısısın. HTML'i kodlaman lazım bir şekilde ve çıktıları HTML olarak üretmen gerekiyor. Şimdi ya, davranış olarak sunucuya istek gelecek. Sunucuda veriyi üreteceksin. Bir şekilde HTML'i basman gerekiyor ve basılan HTML neticesinde çıktığı kullanıcıya göndermen, client'a göndermen gerekiyor. Ya böyle bir süreçte sunucuya ekstradan senin benim yapabileceğimiz HTML çıktılarının da yükünü vermek ne kadar doğru olabilir? Ne kadar mali, ne kadar performanslı olabilir? Ya oradaki maliyet hesabını bir yapın. Maliyet grafiğini bir düşünün. Senin oluşturabileceğin şu textbox'ı sen gidip de textbox fonksiyonuyla sunucuya oluşturuyorsan eğer burada çok da doğru bir çalışma yapmamış olursun. Dolayısıyla işte buradaki maliyeti, şu anda bizim görebildiğimiz bu maliyeti ortadan kaldırabilmek için tech helper dediğimiz yapılanmalar ortaya çıktı. Bunu da bir sonraki derste göreceğiz. Tamam mıyız arkadaşlar? HTML helper yapılanmalarında hani bu şekilde kullanmaktayız. Aşağıdaki notta da arkadaşlar kamera görüntüsünden dolayı net göremiyorsunuz ama ASP.NET Core MVC'de gelen tech helper yapılanmaları HTML helper'a nazaran daha hızlı, daha efektif sonuçlar getirdiğinden dolayı tercih etmekteyiz. HTML helper'larla ilgili bu input nesnelerine dair çok fazla uzatmayacağım. Slide'ım burada bitiyor. Dersimizi de burada sonlandıracağım. Şunu söylemek istiyorum. Kullanıcıdan veri alma işlemlerinde module binding yapılanmasını göreceğiz. Orada HTML helper'da nasıl yapıldığını da göstereceğim. Tag helper'da da göstereceğim. Tamam. Sonraki dersimizde custom HTML helper nasıl geliştiriliyor onu ele alacağız. Onu ele aldıktan sonra tag helper'ı ele alacağız. Custom tag helper nasıl geliştiriliyor onu da ele almış olacağız. Ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş zaten module binding'e ilerlemiş oluyoruz. Onların hepsini gördükten sonra artık web programlamanın bu alet edevat bu gördüklerimiz. Bunlardan sonraki yapılanmalar bizim için mimarisel yapılanmalar olacak. İşte dependency injection'dır, area yapılanmasıdır vesaire. Bunun gibi şeylere geçiyor olacağız. Yani olay ilerledikçe daha da heyecanlanacak arkadaşlar. Onun için bende de heyecan var. Hızlı bir şekilde geçeyim ki bir an önce asıl mevzuya, asıl kurgulara gelelim istiyorum. Ve asıl sonraki dersimize görüşmek üzere dileyim.